Teşekkür ediyorum, sağ olun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Umarım iyisinizdir, sağlığınız yerindedir. Virüslü bir ortamda bilimsel çalışma yapmak biraz farklı oluyor. Hepimiz eve tıkandık yani resmen. Şimdi ben başlatıyorum. Süre 10 dakikaymış sunum süresi. Genelde şöyle yapılıyor. Bir kere katılmıştım. Bütün katılımcılar 10'ar dakika sunumunu yapıyor. En sonunda da soru cevap kısmına geçiliyor. İsterseniz böyle devam edelim. Edelim mi böyle? Uygundur hocam benim için. Tamam. Şimdi ilk sırada benim listede Nihan Hanım görülüyor. Nihan Güngör. Burada mı acaba? Hocam aday isminde birisi var ama odur herhalde. Yani benim listede Gümüşhane Üniversitesi'nden. Hocam birazdan hocam, giriş yapar hocamız. Siz ikinci sunum yapan hocamız. Gelmedi mi o? Evet, daha gelmedi. Tamam. Esra Bayraktar Mevlüt'e Doğan. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Sizden başlayalım isterseniz. Olur hocam. 10 dakika süremiz var. Eğer gelmeyen olursa süreleri arttırırız. Tamam, Mevlüt hocamız da seste bir sıkıntı yaşıyor. O da burada. Mevlüt Doğan. Hoş geldiniz Mevlüt Hanım. Ses gelmiyor demişti. Sunumu zaten ben... Benim sesim mi geldi? Ona gitmiyormuş yani genel olarak. Tamam, siz isterseniz rica edin. Tamam. Başlayın sunumunuza. Ben başlıyorum o zaman hocam. Tabii, rica ederim. Merhaba, ben Esra Bayraktar Kurt. Şu an sesim geliyor değil mi hocam? Evet, çok iyi. Doktor öğretim üyesi Mevlide Doğan ile yaptığımız çalışmamızın adı lisansüstü öğrencilerinin origami etkinliğini matematik dersi öğretim programındaki kavram ve kazanımlarla ilişkilendirmeleri üzerine bir çalışma. Sunu akışı şekilde görüldüğü üzere olacaktır. Problem durumundan sonuç öneriler ve kaynakçaya kadar devam edeceğim. Problem durumu, Japon kağıt katlama sanatı olan modern origaminin kurucusu olarak bilinen Akira Yoshizawa'nın tasarımları, günümüzdeki tasarımların kaynağı olmuştur. Origami, matematikçiler, bilim adamları ve mühendislerin bilimsel çalışmalarına ışık tutmuştur. Bu bilimsel çalışmaların bazıları, ilaçların verimliliğinin artırılması, tıkalı damarların açılması ve güneş panellerinin yeterli inceliğe getirilerek uzay araçlarına yüklenmesidir. Türkiye'de 2009 yılından başlanarak günümüzde geçerliliğini koruyan 2018 yılı matematik dersi öğretim programlarında origami etkinliklerine yer verilmiştir. Origaminin matematik başarısını artırmanın yanı sıra matematiksel düşünmeyi geliştirmesindeki yerini gösteren çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Alan yazında yapılan araştırmalarda lisansüstü öğrenciler, öğretmen ve öğretmen adaylarıyla öğretim teknolojilerine bakış açısı, matematiksel dil becerileri, öğretmen genel yeterlilikleri, matematik okur yazarlığı ve matematik öz yeterlilik inançları üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ancak origami ile matematiksel kavram ve kazanım ilişkilendirmesine ait çalışmaya rastlanmamıştır. Origami etkinliklerinin asıl uygulayıcısı olan öğretmen ve öğretmen adaylarının bu etkinlikleri derslerde nasıl kullanacaklarına dair bilgiler edinmeleri ve kazanımlarla ilişkilendirebilmeleri önemlidir. Bu doğrultuda çalışmamızın problemi, lisansüstü eğitim alan öğretmen adayı ve öğretmenlerin gerçekleştirdikleri küp origami etkinliği ile fark ettikleri matematiksel kavramlar ve ortaokul matematik dersi öğretim programında ilişkilendirdikleri kazanımlar nelerdir şeklinde olmuştur. Yönteme geçtiğimizde araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak belirlenmiştir. Ayrıca durum çalışması desenlerinden de birden fazla analiz birimi söz konusu olduğundan dolayı iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın örnekleminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında matematik eğitimi yüksek lisans programına kayıtlı 11 lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Bu lisansüstü öğrencilerin 5'i öğretmen adayı, 6'sı ise matematik öğretmenidir. Veri toplama aracı ve uygulamaya geçtiğimizde, öncelikle lisansüstü ilköğretim matematik programı dersinde ortaokul matematik dersi öğretim programı 8 haftalık süre içerisinde incelenmiştir. Katılımcılara verilen yönerge doğrultusunda origami ile küp modelini oluşturmaları ve bu süreçte fark ettikleri matematiksel kavramları ve kazanımları yazılı döküman olarak hazırlamaları için bir hafta süre verilmiştir. Kullandığımız origami etkinliği de şekilde görülmektedir. Verilerin analizi, araştırmanın veri kaynağını katılımcıların oluşturdukları yazılı dokümanlar oluşturmaktadır. Dokümanların analizinde nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların oluşturdukları veriler araştırmacılar tarafından değerlenerek tabloya aktarılmış, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Bulguları iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi, küp modelinde fark edilen matematiksel kavramlar. Bu kavramlara yönelik sayısal veriler, şimdi açacağım, tablo 1'de verilmiştir. Lisansüstü öğrencilerinin küp modelinde fark ettikleri matematiksel kavramlar, köşegen ve kareden başlayarak simetri tepe noktasına kadar devam etmektedir. Toplam 11 lisansüstü öğrenci üzerinden yapılmıştı bu çalışma. Şimdi burada frekans değeri en yüksek olan kavramları incelersek, öğretmen adayları için ÖA, öğretmen için Ö kodları kullanılmıştır. En sık fark edilen matematiksel kavramlar köşegen, kare, açıortay ve dikdörtgen olmuştur. Tabloda görüldüğü üzere. Küp modelinin ilişkilendirildiği kazanımlara geçtiğimizde sayılar ve işlemler öğrenme alanında 8 kazanım, geometri ve ölçme öğrenme alanında 10 kazanım şeklinde olmuştur. Bu toplam 21 kazanım içerisinden frekans değeri en yüksek olanlara bakacak olursak, geometri ve ölçme öğrenme alanında, üçgenler ve dörtgenler alt öğrenme alanındaki 1, 2 ve 3. kazanım, geometrik cisimler alt öğrenme alanında da 1. kazanım olduğu görülmektedir. Lisansüstü öğrencilerin oluşturdukları origami küp modelini 6. sınıf düzeyinde ilişkilendirmelerinde sayılar ve işlemler 10 kazanım, cebir 1 kazanım, geometri ve ölçme 5 kazanım, veri işleme 1 kazanım şeklindedir. Bütün bu kazanımlar arasından en sık ilişkilendirilen kazanımlar, geometri ve ölçme öğrenme alanında dikdörtgenler prizmasının hacmiyle ilgili olan kazanım olduğu görülmektedir. 7. sınıflara geçtiğimizde sayılar ve işlemler 5 kazanım, cebir 4 kazanım ve geometri ve ölçme öğrenme alanında 8 kazanım olduğu görülmektedir. Bu kazanımlar arasından en sık ilişkilendirilenleri inceleyecek olursak, yine geometri ve ölçme öğrenme alanında, çokgenler alt öğrenme alanındaki 3. kazanım, cisimlerin farklı yönlerden göründüğü alt öğrenme alanındaki 1. ve 2. kazanım olduğu görülmektedir. Lisansüstü öğrencilerinin origami ile oluşturdukları küp modelini 8. sınıf düzeyinde ilişkilendirmelerine bakacak. Sayılar ve işlemler 1 kazanım, cebir 5 kazanım, geometri ve ölçme 8 kazanım, veri işleme 2 kazanım ve olasılık 3 kazanım şeklinde olmuştur. Bunların arasından frekans değeri en yüksek olanlara bakacak olursak, geometri ve ölçme öğrenme alanındaki Sagor bağıntısı ile ilgili olan kazanım ve olasılık öğrenme alanındaki olasılık hesabı ile ilgili kazanım olduğu görülmektedir. Küp modelinde hem öğretmen adayları hem de öğretmen olan katılımcılar tarafından en çok ilişkilendirilen kazanıma bakacak olursak, 7. sınıflarda 3 boyutlu cisimlerin farklı yönlerden 2 boyutlu görünümleri kazanımlarını 2 boyutlu görünümlerini çizer kazanımı olduğu görülmektedir. Burada ayrıca dikkat çeken bu kazanımın öğretmen adaylarının tamamı tarafından belirtilmiş olmasıdır. Evet, sonuçlara başladığımızda lisansüstü öğrencilerinin küp modelinde en çok fark ettikleri matematiksel kavramlar
köşegen, kare, açıortay, dikdörtgen ve dik üçgen olduğu görülmüştür. Origami ile kağıt katlayarak modele ulaşırken nokta, doğru, açı, deltoid, açıortay, simetri ekseni, kare gibi geometrik kavramlar şekil üzerinde oluştuğundan Öklit geometrisinin öğrenilmesine ve bireyin birçok kavramı modelleyebilmesine katkı sağlanabilmektedir. Sadece öğretmen adayı tarafından fark edilen kavramlar, dikme, paralel kenar, çakışan doğru parçaları, doğru parçası, özdeşlik, paralellik, prizma ve tepe noktasıdır. Sadece öğretmenler tarafından fark edilen kavramlar, dik açı, hipotenüs, üçgen, yükseklik, açı, deltoid, eş kareler, eş üçgenler, ikizkenar üçgen, kare prizma, kenar, kesir, köşe, küp, nokta ve simetridir. Bunların yanı sıra katlamalarda ve şekil oluştuktan sonra oldukça belirgin olan fakat fark edilemeyen kavramlarda bulunmaktadır. Bunlar hacim, ayrıt, boyut, alan, çevre ve ters açılardır. Lisansüstü öğrencilerinin ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımları ile ilişkilendirmeleri sonucunda tüm sınıf düzeyinde toplam 215 kazanım içinden küp modelinin 74 kazanım ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ve kazanım ilişkilendirmesinde ilk yıllarda 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde geometri ve ölçme öğrenme alanına ait kazanımlar yer almaktadır. Bu durum yapılan çalışmalarla da paralellik göstermektedir. Kazanım ilişkilendirmelerinde dikkati çeken bir diğer durumsa, katlamalarda oldukça belirgin olan fakat 5. sınıflara ait paralel doğru parçalarıyla ilgili olan kazanımın hiçbir katılımcı tarafından belirtilmemiş olmasıdır. Son olarak önerilere geçtiğimizde, kalıcı öğrenmeyi ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığı için origaminin kullanılması tavsiye edilmektedir. Öğretmen adaylarından, matematik öğretim programındaki farklı sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlar için uygun origami etkinliklerini araştırmaları beklenebilir. Derslerde verimli bir şekilde kullanılması için isteyen öğretmenler origami kurslarına yönlendirilebilir. Matematik ders kitaplarındaki origami etkinlikleri daha ayrıntılı biçimde sunulabilir ve bu etkinliklerin sayısı artırılabilir. Ayrıca bu çalışma farklı etkinliklerle gerçekleştirilebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunumu biz teşekkür. Merhabalar hocam. Şimdi ancak telefondan bağlanabildim. Kusura bakmayın. Bilgisayarla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Tabii. H3'teyim hocam. Biz devam edelim mi Esra Hanım? Benim sunumum bitti. Mevlid'e Doğan hocamız açıklama yaptı. Tabii bekliyoruz Mevlid Hanım'ı. Mevlid Hanım bağlanamıyor galiba. Hocam ancak halledebildim. Tamam buyurun hemen siz de ifade edin söyleyeceklerinizi. Zahmet. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle yeni yılın hepinize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Açıkçası sunumu dinlemediğim için sadece şunu söyleyebilirim. Yaptığımız bu çalışmada öğretmen ve öğretmen adaylarının origami ile ilgilenmelerini mevcut kazanımları origami ile ilişkilendirmeleri, öğrencilerin konuyu daha rahat anlayacakları anlamına gelmekte. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Esra Hanım ve Mevlid Hanım bitirdiler. Ben tebrik ediyorum. Ben de matematikçiyim. Olasılık ve istatistik öğretimiyle de öğretmen olmasam da matematik istatistik bölümünde olsam da gerçekten tebrik ederim yani. Teşekkür ederiz hocam. Eğer isterseniz ileride ben de size çalışmalarımı gönderirim. Siz de gönderebilirsiniz. Memnuniyetle. Gerçekten büyük katkı. Bence yani. Teşekkür ediyorum. Anlamasam bile çok büyük bir katkı. Elinize emeğinize sağlık. İsterseniz başka soru olan varsa sorsun. Evet sorularınızı alabiliriz. Yoksa devam edeceğim. Herhalde yok. Sizden sonra benim 3 sunumum var. Benimkisini en arkaya bırakacağım.
kabul ederseniz. Vallahi iyi olur hocam. Ben de onu size teklif sunacaktım. Ben geçebilir miyim? Sıradaki kişi olarak giden sonraki kişi. Tamam. Sırada Şükrü Bey var. Ya benim listede öyle. Evet doğru. Şükrü Bey burada mı? Evet. Şükrü Torun Bey var. Burada mı acaba? O da yok. Yok diye işaretledim. Abdurrahman Bey var sırada. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. İyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Buyurun siz de başlayın isterseniz. Hemen başlıyorum. Sanırım görüntü geliyor değil mi hocam? Evet, çok güzel geliyor. Evet, değerli hocalarım hepiniz hoş geldiniz sunumuma. Moleküler markörlerin bitki ıslahındaki önemi hakkında size bir sunum yapacağım. Bitki çeşitliliği tarımsal kaynaklı biyoteknoloji çalışmalarında gerekli olan genetik kaynakları oluşturmaktadır. Bu çerçevede oluşturulabilecek bitkisel kaynaklar bir ülkenin en önemli sayılabilecek avantaj arasında yer almaktadır. Son zamanlarda sıkça kullanılan bitki çeşitliliği kavramı biyoteknoloji, endüstri, tıp ve tarım sektörlerinin en temel kaynağını oluşturmaktadır. Doğada yer alan yabani türlerin tıp alanında çok önemli katkıları bulunmaktadır. 21. yüzyılın mahsul ıslah programlarında doğal biyolojik çeşitliliği yeni bir allel kaynağı olarak araştırmak, ürünlerin adapte edilebilirliği, verimi, sağlık özellikleri ve besin değerleri için çok önemlidir. Fizyolojik, morfolojik ve sitolojik özellikler öncelikle bitkilerde genetik varyasyonları tanımlamak için kullanılmıştır. Bununla birlikte bu tür çalışmalar bitki sistematiği tanımlamalarında yetersiz kalmış ve son yıllarda taksonomi çalışmaları için bu yöntemlerden ziyade moleküler yöntemlere olan eğilim artmıştır. Bu vesileyle moleküler markörler geliştirilmiştir. Diğer tekniklerle karşılaştırıldığında moleküler teknikler çevresel faktörlerden ve yüksek polimorfizmden etkilenmemek gibi birçok avantaja sahiptir. Islah için moleküler metotların uygulanması günümüzde klasik ıslah metotlarından daha çok tercih edilmektedir. Belirli bir kalıtsal bilginin bir bölgesini yani DNA parçalarını temsil eden kısımlara moleküler markörler denilmektedir. Moleküler markörler ile belirli bir organizmanın tüm kalıtsal şifresindeki istenen bölgeler belirlenebilmektedir. Her bir markör çeşidinin kendine özgü bir uygulama tekniği bulunmaktadır. Peki analiz alımları nedir diye soracak olursak. Ben örnek modellemesini burada PCR tabanlı bir uygulama ile yaptım. DNA süremiz kısıtlı olduğu için DNA izolasyon kısmını geçiyorum. DNA'mızı izole ettikten sonra PCR cihazımıza atılan DNA ürünü gerekli enzimlerle ve solüsyonlarla DNA eşitliğini ikiye ayırmakta ve tekrar birleştirme enzimleriyle bir döngüde 2 adet DNA oluşmakta ve ikinci döngüde de 4 DNA oluşmakta. Bu çeşitte, bu modellemede 30-35 döngü olduğunu düşünecek olursak yaklaşık milyon tane DNA'mız elde edilmiş olacak ve DNA'nın karakterizasyonunu biz rahat bir şekilde bu vesileyle görüntüleri elde etmiş olacağız. Ve jel elektroforez sistemine biz DNA ürünlerimizi yerleştiriyoruz. Bir elektrik akımının olduğu bir sistem. Jelimizde eksi yükten artı yüke bir geçiş var. Ve biz buraya DNA'larımızı yükledikten sonra yaklaşık 2-3 saat sonrasında gerekli karakterizasyonu elde etmiş oluyoruz. Ve nasıl elde etmiş oluyoruz? Elektroforez sisteminden etidyum bromide solüsyonuna jelimizi götürerek oradan da ultra saf suya bulanıklığı giderilmesi neticesinde ultraviyole görüntüleme cihazımızın altında görüntüyü bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Evet. Nedir bu moleküler markörler? Moleküler markör teknikleri. RFLP ile başlayalım. RFLP
PCR esaslı olmayan geliştirilmiş ilk markör sistemidir. RFID markörleri kodominant özelliktedir. Bu özellik sayesinde heterozigot bireylerin de karakterize edilmesi mümkün olabilmektedir. Avantajlarına gelince türler, cinsler hatta familyalar arasında transferi mümkündür. Orta düzeyde polimorfizm göstermektedirler. Farklı laboratuvarlarda ve farklı araştırmacılar tarafından aynı sonuçlara ulaşabilmesi bakımından oldukça güvenilirdirler. Dezavantajları ise analizleri oldukça pahalı, fazla zaman gerektiren ve çok fazla iş gücü gerektiren bir tekniktir. Yüksek kalitede de DNA istemektedir, 10-20 nanogram civarında. SSR'lara gelelim. SSR veya mikrosatelitler ökaryotik genomlar boyunca dağılmış ve ardışık olarak tekrarlanmakta olan 2-6 nükleotit grubundan oluşmaktadır. SSR'lar yüksek oranda polimorfik olduklarından bitkilerde oldukça fazla bilgi vermektedir. Kodominant markör vermesi ve PCR kolaylığına sahip olması da kullanım oranını arttırmaktadır. SSR'ların yani mikrosatelitlerin en önemli dezavantajı da yeni markör geliştirilmesinin güç olmasıdır. Rapid markörlerine gelelim. Genomik DNA'nın tesadüfi olarak dağılmış olan basit kısa oligonükleotit primer bölgeleridir diye tanımlanmaktadır. Bu teknik çok çabuk sonuç verir, daha ucuzdur ve daha az iş gücü gerektirir. Az miktarda DNA yeterli olmaktadır. Polimorfizm oranı yüksektir, ancak dezavantaj olarak güvenilirliği sınırlıdır. Farklı laboratuvarlarda farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu da tekrar edilebilirliği noktasında şüpheler doğurmaktadır. AFLP tekniğimiz, Voss ve arkadaşları tarafından Rapid PCR metodunun prensiplerinden yararlanarak Rapid tekniğinin dezavantajlarını gidermek üzere AFLP metodu geliştirilmiştir. Çok sayıda aynı anda ve etkili bir şekilde tarama yapması nedeniyle parmak izi analizine çok uygundur. Sayıları Rapid ve RFLP'den daha fazladır. Genomik DNA ile ilgili ön bilgiye gerek yoktur. Polimorfizm oranı yüksektir. Ancak farklı genetik haritalar arasında transferleri güçtür. İnteressarlara gelelim. İnteressar yöntemi ökaryotik genomlarda tekrar eden 2, 3, 4, 5 gibi nükleotit birimlerinin lokustan bağımsız bir şekilde genomda rastgele dağılımlarını esas alan ve tekrarlanabilirliği yüksek olan bir yöntemdir. Genetik çeşitliliğin belirlenmesinde filogenetik çalışmalarda genom haritalarının oluşturulmasında ve evrim biyolojisinde birçok tarla bitkisinde uygulanabilen etkili bir tekniktir. Avantajlarına gelince kullanımı hızlı, uygulanması kolay ve primerleri daha uzun olduklarından güvenilirlikleri fazladır. Düşük bir maliyet, zamandan tasarruf ve genetik analizlerde kolaylık sağlamaktadır. SCAT markörleri. SCAT markörleri gen hedefli markörlerin üretimi için Collard ve McGill tarafından geliştirilen basit ve güvenilir markörlerdir. Diğer markör sistemlerine kıyasla SCAT markörleri bitkilerde özellikle biyolojik özellikler ve evrensellik hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır. Avantajlarına gelince hedef gen ile yakın bağlanma avantajına sahiptir. İncelenen sekans hakkında önceden bilgi gerekmez. Tekrarlanabilir, güvenilir, verimli ve kullanımı kolaydır. Bitki ıslahı, genetik ilişkilere erişim ve QTL haritalaması için faydalıdır. SNP'ye gelelim. Popülasyonlardaki bireylerin genom dizilerinde meydana gelen tek nükleotit değişimleridir. SNP temelli genotip karakterizasyonunda kullanılan DNA çipleri fazla ürün elde edilmesi ve otomasyona uygunluğu açısından dikkat çekmektedir. SRAP markörleri, açık okuma bölgelerini hedef alan PCR temelli bir markör sistemidir. SRAP tekniği basit, ucuz, polimorfizm oranı yüksek, gen etiketleme ve cDNA parmak izi çalışmalarına uygunluk ve seçilen bantların dizilenmesi açısından kolaylıklar barındırmaktadır. Farklı bitki türlerinde genetik haritalama, gen etiketleme ve genetik çeşitlilik çalışmalarında kullanılmaktadır. SCAR markörleri, Faran ve Michelmore tarafından küf dayanıklılık genleri için marul bitkisinde geliştirilmiştir. SCAR markörleri RAPID'e kıyasla daha spesifik ve tekrar çoğaltılabilirdiler. SCAR markörleri kodominant ve monolokus markörlerdir.
çoğunlukla fiziksel haritalama için uygundurlar. Dart markörlerine gelelim. Genom üzerinde dağıtılan polimorfik lokusların genotiplemesi için mükemmel fırsatlar sağlayan bir tekniktir Dart tekniği. En önemli faydası yüksek verimlilik ve çok ekonomik olmasıdır. Genotip dizilerindeki bu polimorfik markörler genotiplendirme için yaygın olarak kullanılmaktadır. iPBS retrotranspozon markörleri. Kalender ve arkadaşları tarafından iPBS ve retrotranspozon markörlerinin kombinasyonu olarak geliştirilmiştir. Bu teknik primerlerin sıralanmasına veya özel geliştirilmesine gerek olmadan güçlü parmak izi teknolojisine sahiptir. Son zamanlarda çeşitli bitkilerdeki ilişkiler ve genetik çeşitlilik tanımlanması için en önemli ve evrensel yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Evet, moleküler markörlerin bitki ıslahında kullanımı ile geri melezleme ıslahı, gen piramitlerinin oluşturulması, resesif genlerin seleksiyonu, yabani gen kaynaklarından gen transferleri, erken seleksiyon gibi avantajlar sağlanarak klasik ıslahın etkinliği artırılmakta, böylece yeni çeşitlerin geliştirilmesi hız kazanmaktadır. Moleküler marker uygulamaları tek başına klasik ıslahın yerine kullanılmamakla birlikte, klasik ıslahın başarısını tamamlayıcı ve destekleyici teknikler olarak kabul edilmektedir. Gelişen moleküler marker teknolojisi ve marker destekli seleksiyon tekniği sayesinde bitki ıslahı çalışmaları daha etkili bir şekilde yürütülebilecek, klasik ıslahı oranla çok daha kısa bir sürede başarılı ve güvenilir sonuçların elde edilmesi mümkün olacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim sayın hocalarım. Kusura bakmayın biraz hızlı oldu. Ben gene de hani sayısı çok daha fazla bu markörlerin, elimden geldiği kadar kısaltmaya çalıştım. Tekrar teşekkürler. Abdurrahman Bey, çok değerli bir çalışma gerçekten. Ben de biraz genetikle uğraşıyordum. Evet, 10 dakikada her şeyi öğrendik sayenizde. Eyvallah hocam, sağ olun hocam. Hiç ıslah için uygulama yaptınız mı bunlardan? Yaptık hocam. Ben Türkiye'de 4 tane coğrafi bölgeden defne bitkileri üzerine bir çalışma yaptık. Bunun moleküler karakterizasyonu zaten doktora çalışmamda tamamladık. Scott markörleri ve interessar markörleri kullanarak yaptık. Ciddi manada bir varyasyon çıktı. Yani inşallah bir Q dergide de yayınlamayı düşünüyoruz nasipse bakalım. Tebrik ediyorum vallahi. Cidden çok değerli bir çalışma memleket için. Hangi bölümdeydiniz? Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü hocam, Bolu. Çok iyi. Yani memleket için çok iyi bir çalışma. Doktora çalışmaları böyle olursa biz yakında uzaya gideriz vallahi. Amin. Estağfurullah. Tebrik ediyorum. İnşallah çok iyi bir dergide yayın yaparsınız. İnşallah hocam. Sağ olun hocam. Ben birazcık anladım. Yani çok faydalandım. Bir anda yani 15 dakikada bütün literatürü hemen hemen anlattınız. Anlıyorum. Mümkün mertebe sıkıştırmaya çalıştım yani. İnşallah başarılı olmuş. Zamanımız var. İki arkadaş katılmadığı için. Evet. Soru sormak isteyen arkadaş varsa şimdi sorabilir. Zamanımız var. Tekrar tebrik ediyorum sizi. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Sırada Çağlar Sivri Bey var. Hoş geldiniz Çağlar Bey. Teşekkür ederim. Görüntünüz biraz karanlık ama sesiniz iyi geliyor. Başlayabilirsiniz. Buyurun. Merhaba, ben Çağlar Sivri. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden 2008 yılında mezun oldum. Desteğini hiç eksik etmeyen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sezginer Tunçer hocamın her daim değerli fikirleriyle bu çalışmayı oluşturdum. Bugün size Güney Marmara Denizi bölgesinde bulunan kıkırdaklı balık türlerinin 2020 yılları arasında toplam yakalanan miktarları hakkında bir sunum yapacağım.
Türkiye'de yakın zamana kadar 65 kıkırdaklı balık türü tespit edildiği bilinmekte. Bunlardan 31 IUCN listesinde nesli tehlike altında ve hassas türler kategorisinde yer almakta. Bu çalışmada Akdeniz balık faunası arasında önemli bir geçiş yeri olan ve kıyılarında ise sanayi ve insan popülasyonlarına bağlı olarak çevresel faktörlerle etkileşimde olan Marmara Denizi ekosisteminin güneyinde yaşayan ve nesne tükenme tesisiyle yüz yüze olan kıkırdaklı balıkların tür ve popülasyonunun belirlenerek bundan sonra yapılacak çalışmalara yardımcı olması amaçlanmıştır. Bu çalışma Bursa'da balıkçılık yapan 300 katılımcıyla anket düzenlenerek gerçekleşmiştir. Katılımcıların kullandıkları ağlara göre 1950'den günümüze hedef dışı ağ olarak yakaladıkları kıkırdaklı balıkların ve bu balıkların hangi bölgelerde yer aldığı, üreme dönemleri, üreme yerleri hakkında fikir oluşturabilecek veriler ve yorumlar ortaya çıkartıldı. Bu çalışma bilgisi oluştururken haritada sarı işaretli yerler özellikle balıkçı barınakları ve balıkçı teknelerinin yanaştığı yerlerin olmasında özen gösterildi. Bu çalışmada hedef dışı av olarak yakalanan 5 tür tespit edildi. Bu türlerin dağılım yerlerine göre haritalar oluşturuldu. Marmara Denizi'nin yüzey alanı yaklaşık 11 bin kilometre karedir. Çalışma yapılan alan yüzeyi ise yaklaşık 1000 metrekare olarak hesaplandı. Bu çalışma alanında eksen küresiyosu ile elde edilen haritada 1950 yılından günümüze birey sayısı tespit edildi. ...557 tür toplamda hedef dışı av olarak yakalandı. Türkiye'de 1970'te avlanmaya başlayan gırgır teknelerinin sayısındaki artış ve tekne boylarının artmasıyla bu türün avcılık av miktarlarının da sayısı artmış bulunmakta. Ve azalan balık popülasyonuyla bu türün balık sürülerine saldırması sonucunda gırgır ağlarına yakalanmasıyla da hedef dışı av olarak yakalandığı tespit edilmiştir. Mustelus pustulus için elde edilen haritada ise en çok rastlanan kıkırdaklı balık türüdür. 935 adet 1950'den günümüze yakalanmış. Bu bölgede irili ufaklı bu her dönem var olduğu burada bu türün yayılım gösterdiğini işarettir. Raja Clavata 1950'den günümüze 770 adet hemen hemen her ağ ile yakalandı. Nisan ve Eylül aylarında kıyıda görülmekte ve oluşturan haritaya baktığımızda yayılım oldukça fazla bir tür. Sukuitina'da elde edilen harita ise 1950'den günümüze yine 45 adet toplamda yakalanmış olduğu bulundu, tespit edildi. En çok uzatma ağlı ve Algarna ağı ile Sukuitina elde edildi. Bunlar da derin sular ve kumluk alanlarda rastlanıldı en çok. Bu haritada bu yerler derinliği oldukça fazla yerler ve kumluk bölgeler. Torpedo Marmorata ise 723 adet yakalandı günümüze kadar. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında kıyıda titreşerek çiftleşti. Temmuz aylarında ise kumlu ve çayırlı alanlarda yavrularıyla karşılaşıldığına dair bilgiler elde edildi. Güney Marmara Denizi genellikle bu tür ile karşılaşılıyor. Ülkemizde köpek balıkları hakkında ilk kez Deveciyan'ın 1926'da Balık ve Balıkçılık adlı eserindeki araştırmalar arasında rastlanıyor. Burada günümüze kadar birçok araştırma yapılmış. Ancak belirlenen alan hakkında kıkırdaklı balıkların bolluğu ve zamana bağlı değişimlerinin belirlenmesi hakkında daha önce de herhangi bir çalışma yer rastlanılmamıştır. Yakalanan hedef dışı türlere bakacak olursak bu türlerin burada avlanma ve üreme alanları oluşturduğuna dair bilgi verilmekte.
Bu türler avlanma amacı diğer balık sürülerine saldırarak hedef dışı av olarak yakalanmaları ile sürdürülebilirliklerini riske atmakta. Burada da diğer balık türlerinin neden yakalandığını uzun uzadıya yazdım. Ancak zamanımız kısıtlı olduğundan hızlı geçmek zorundayım. Sonuç kısmına gelirsek, balıkçılık üzerinde hedef türlerin avcılığı kaçınılmazdır. Küresel ısınma sonucunda türlerin yayılım alanları değişmekle birlikte IUCN programında koruma altında nesli tükenme riski altında olan türler ve 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili tebliğlerinde yer alan avlanması yasak türlerin yayılım yerleri belirlenmelidir. Hedef dışı avlardan bu türler geçmişten günümüze artış olduğu görülmekte. Bu da bu türlerin beslenme ve üreme alanları oluşturarak Güney Marmara Denizi'nde dağılım gösterdiğinin kanıtıdır. Artan av sayısı ve av araç gereçleriyle korunma bu türün hedef dışı av olarak kaçınılmaz hale geldiği bu çalışma ile söylenebilir. Yasak avcılık önlemleriyle sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanmalı ve balıkların yayılım yerleri tespit edilerek bu yerler bir an önce koruma altına alınması gerekmektedir. Troll tekneleri ruhsatsız olarak kaçak avcılık yapıyor olması denizimizde üreme alanlarında büyük tahribata yol açmakta. Bu tekneler tür ayrımı yapmadan av elde etmeyi amaçladığından birçok balık türü tehlike altında. Bir an önce su ürünleri fakülteleri ve ilgili kurumlarca ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirilerek denizlerimiz bölgesel olarak ayrılmalı ve bu bölgeler özelliklerine göre koruma altına alınmalıdır. Benim sunumum bu kadar. Katılımınız için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerileriniz varsa almak isterim. Teşekkürler. Çağlar Bey, teşekkür ederiz. Çok değerli bir çalışmanız var. Siz şimdi listede kapalı hangi bölümde çalışıyordunuz? Ben Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalı. Şu an Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeyim hocam. Tebrik ederim. İnşallah memlekete faydalı olur. Çok değerli bir çalışma. Teşekkür ederim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık, hocanıza da sağlık. Sağ Esra Hanım geldi mi acaba? Bir ara gördüm ama. Hocam ben Esra hocam. İlk sunum. İşte az önce sanki gördüm. Esra hocam ilk sunum yaptı. Nihan hocam yapmadı. Esra hocam burada mı? Evet hocam, ben orada mıydı? İlk sunumu yaptım. Başka bir hocaydı yazan. Nihan hocam. Hocam ben yazdım. Sistemde sorun yaşadım da ancak giriş yapabildim. Tamam, buyurun. O zaman siz sunumunuzu yapabilirsiniz. Çağlar hocam, kapatabilir misiniz slaydınızı? Katıldığınız için teşekkürler diliyorum. Teşekkürler. Bir sorum var hocam. İlhan hocam. Hocam ben başlayayım mı? Bir sorun var dedi galiba hocamız. Şükrü Tosun hocamız geldi mi? Var mı? Ortamızda. Şükrü hocam burada mısınız? Şükrü hocam yok değil mi? Gördüğüm gibi ama. Hocam değerli Sezginar hocam da burada. Onun da yorumları aslında varmış ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Hangi konuda? Benim Çağlar Sihri sunumu hakkında. Buyurun. Geri çekeyim isterseniz hocam. Evet, 2 dakika beklerseniz. Tamam. Buyurun. Çağlar Bey. Benim hocası galiba. Evet, Sezginar hocam. Evet. Burada mısınız? Benim. Teşekkür ederim Levent hocam. Biraz geç bağlanabildik. Sorun değil. Buyurun, kısaca anlatırsanız. Teşekkür ederim. Öncelikle bize böyle bir fırsat tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Çağlar Sivri'yi de tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet, ben de tebrik ettim. Çok güzel bir çalışmanız var. Bu Güney Marmara Denizi'nde devam eden çalışmaların bir parçası bu. Evet. Biliyorsunuz bu kıkırdaklı balık türleri
kaybolma tehlikesi olan bazı kıkırdaklı ve köpek balığı ve vatozları da içeriyor. O yüzden biz bu çalışmayı bir yüksek lisans tezi olarak da düşünmüştük. Ve bugün sizin kongrede, bu uluslararası kongrede bunu sunmayı planladık. Ve bunu da başarılı olduk. Yani bu konuda da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok değerli bir çalışma. Hem öğrencinizin hem de emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki toplantı ve kongrelerde görüşmek üzere diyorum ben. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Sağ olun. Siz de efendim. Çok teşekkürler. Tebrik ediyorum Çağlar. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Başarılar diliyorum. Çok iyi bir öğrenci yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Valla teknik sorunlardan işte şimdi yakalayabildim. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sorun değil. Esra Hanım'dan rica edelim. Teşekkürler. Ben hocalarım, kameralarınızı açık tutabilir misiniz? Ada hocam, Hüseyin, Erdem, Kanat hocalarımız. Esra Hanım. Nihan hocam devam edecek hocam. Ben yapmıştım. Nihan Hanım devam edecek. Tamam hocam. Ben... Nihan. Evet hocam ben sistemde sorun yaşadım da ancak bağlantı kurabildik. Bende hafıza yok. İlk defa Esra Hanım'ı gördüğüm için herkese Esra diyorum. Yok estağfurullah hocam. Nihan Hanım kusura bakmayın buyurun. Yok yok hocam ne demek. Ben bayağı bir sorun yaşadım. Sürekli sistem beni dışarı attı da kaçırdım onları da zaten. Üzüldüm sorun açıkçası. Değil. Sorun değil canlı sağ olsun. Bilmiyorum hocam sunumlar Türkçe mi yapıldı İngilizce mi ben İngilizce hazırladım ama. Türkçe yaparsanız daha iyi olur. Tamam o zaman Türkçe yapmaya çalışayım. Çarpımsal lineer Volterra integral denklemlerinin çarpımsal Laplace dönüşümleriyle çözümlerinden bahsedeceğiz konumuzda. Grossmann ve Kes klasik kalkülüsü alternatif olarak non-Newton kalkülüsü inşa ettiler. Bu kalkülüs sonsuz sınıflardan oluşuyor. Bu sınıfları içeren işte klasik, geometrik, harmonik, kuadratik, bir geometrik, bir harmonik ve bir kuadratik kalkülüsler var bunun içerisinde. Bu sınıflandırmaları yaparken özel bir ve integral kullanıyorlar. Ve bunu yaparken işlemsel olarak da toplam yerine çarpım, fark yerine de bölme işlemlerini alıyorlar. Bu şekilde yeni bir kalkülüs oluşturuluyor. Ve Stanley tarafından bu kalkülüse çarpımsal kalkülüs olarak adlandırılıyor. Daha sonrasında Stanley tarafından integral ve türevlerle ilgili genel özellikler, temel özellikler veriliyor, çalışılıyor. Anes Veska çarpımsal Ruge-Kutta metodunu kullanarak çarpımsal diferansiyel denklemlerin çözümlerini araştırdı. Vassarov Mısırlı ve öz yapıcı analize temel olacak şekilde çarpımsal kalkülüsün özelliklerini incelediler. Nümerik çarpımsal diferansiyel denklemlerin nümerik çözümlerini farklar metoduyla elde ettiler. Bu kısmı o zaman kısa geçeyim biraz daha. Ve önemli olan kısım şurası, bazı dönüşümleri çarpımsal kalkülüste ifade edip özellikleri gösterildi. Bunlardan bir tanesi Fourier dönüşümleri, yani çarpımsal Fourier dönüşümleri tanımlandı. Çarpımsal Sumudu dönüşümleri tanımlandı. Ve çarpımsal Laplace dönüşümü tanımlandı. Biz de bu düşünce yardımıyla çarpımsal Volterra integral denklemleri tanımlayarak bunların çarpımsal Laplace dönüşüm yardımıyla çözümünü incelemek istedik. Bu sebeple de öncelikle konvolüsyonda çarpımsal Volterra integral denklemlerini tanımladık. Çarpımsal integral tanımını kullanarak. Sonrasında Laplace dönüşüm yardımıyla bu çarpımsal Volterra integral denklemlerinin kesin çözümlerini elde ettik. En son olarak da bunların örneksel olarak nasıl uygulanacağı dair örneklendirmeler yaptık. Aynı zamanda daha önceki çalışmamızda çarpımsal Volterra integral denklemleri ile çarpımsal diferansiyel denklemler arasında ilişkiyi irdelemiştik. Bu ilişkiden de faydalanarak elimizde bulunan bir çarpımsal lineer diferansiyel denklemlerin çarpımsal Volterra integral denklemlerine dönüştürülerek Laplace dönüşümü yardımıyla çözümlerini de incelendiğine dair bir tane örnek verdik.
Çarpımsal diferans, çarpımsal kalkülüsle ilgili bazı temel tanımlarımız var algılam anlamak için. Burada gördüğünüz gibi türev tanımı mevcut. Limit h sıfıra giden fx artı h bölü fx üzeri 1 bölü h limiti mevcutsa biz buna f fonksiyonunun x noktasındaki yıldız türevi ya da çarpımsal türevi olarak isimlendiriyoruz. Çarpımsal türevle şurada gördüğünüz gibi klasik türev arasındaki ilişki verildi. F pozitif ve sürekli bir fonksiyon olmak üzere F'in A'dan B'ye yıldız integrali E üzeri A'dan B'ye ln fx'in integrali şeklinde tanımlı. Buna yıldız integral diyoruz kısaca ya da çarpımsal integral olarak da isimlendiriliyor. Burada teoremimizde çarpımsal integralin özelliklerini görebiliyoruz. Daha sonra Yalçın ve diğerleri tarafından çarpımsal Laplace dönüşümü tanımlandı. Burada gördüğünüz üzere çarpımsal Laplace dönüşümünün tanımı sıfırdan sonsuza fx üzeri e üzeri eksi cx. Buradaki dx sadece gösterim olarak farklı olduğunu ifade etmek adına yukarıda kullanılıyor. Çarpımsal integralimiz bu şekilde verildi. Gördüğünüz gibi çarpımsal Laplace dönüşümü ile Laplace dönüşümünün arasındaki ilişkide 5. denklemde yer verdik. Burada da bazı dönüşümleri, bazı fonksiyonların çarpımsal Laplace dönüşümlerine yer verdik tabloda. Çarpımsal Laplace dönüşümleri çarpımsal lineer özelliğine sahip. Aynı zamanda çarpımsal konvolüsyon özelliği var. Çözümlerimizi yaparken bu çarpımsal konvolüsyon özelliğinden faydalandık. Ayrıca ters Laplace dönüşümü de çarpımsal ters Laplace dönüşümü de yine ters Laplace dönüşümüne benzer şekilde tanımlanıyor. Bizim asıl konumuz olan çarpımsal Volterra integral denklemlerinden kısaca bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burada işlemler, zaten çarpma işlemlerimiz mevcut dikkat ederseniz. Yx eşit fx çarpı yıldız integral sıfırdan x'e yt üzeri kxt dt şeklindeki bu integral bize burada y dediğimiz bilinmeyen fonksiyon, kxt ve fxt dediğimiz verilen fonksiyonlar olmak üzere bu ifadeye biz ikinci tipte çarpımsal Volterra integral denklemi olarak isimlendirdik. Burada kxt ifadesi bizim çekirdeğimiz. Eğer integral işareti altında sadece bilinmeyen fonksiyonumuz varsa o zaman birinci tip olarak isimlendiriyoruz bunu. Yani bu da birinci tür lineer çarpımsal Volterra integral denklemi. Biz Laplace dönüşümleri çözümleri, çarpımsal Laplace dönüşümleriyle çözümleri irdeleyeceğimiz için buradaki çekirdeği özel olarak konvolüsyon tipinde aldık. Yani x-t formatında, kx-t kx-t formatında alarak bu şekilde konvolüsyon tipinde çarpımsal Volterra integral denklemini birinci ve ikinci tipte tanımladık. Burada gördüğünüz üzere birinci türdeki çarpımsal Volterra integral denkleminin çözümü ters çarpımsal Laplace dönüşümü yardımıyla bu şekilde elde ediliyor. Şu ifadeye eşit. Burada ispatına da yer verdik ama örnek üzerinde kısaca ifade edeceğim. Benzer şekilde burada da ikinci tipte y eşittir fx çarpı sıfırdan x'e yıldız integral yt üzeri kxt dt'nin çözümünü çarpımsal Laplace dönüşümü yardımıyla bu şekilde elde ediyoruz. Şimdi örnekler üzerinde daha net açıklayacağım. Mesela e üzeri x kare eşittir sıfırdan x'e yıldız integral yt e üzeri x dt integrali verildi. Volterra çarpımsal integral denklemi verildiğinde yapacağımız şey daha önce Yalçın ve diğerleri tarafından tanımlanan çarpımsal Laplace dönüşümünü kullanmak. Her iki tarafın çarpımsal Laplace dönüşümünü alıyoruz. Burada çarpımsal Laplace dönüşümünü aldıktan sonra y'sin çarpımsal Laplace dönüşümünün şu ifadeye eşit olduğunu görüyoruz. Sonrasında yx çözümünü elde edebilmek için de her iki tarafın çarpımsal ters Laplace dönüşümünü alarak integral denklemimizin çözümünü yani şuradaki yt'yi elde ediyoruz. Burada e üzeri 2x eksi x kare olarak. Bu birinci tipteydi. Benzer şekilde burada ikinci tip için kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken çarpımsal Laplace denkleminin burada lineerliğini kullanarak şu şekilde çarpımları ayırıp daha sonra çarpımsal konvolüsyon teoremi yardımıyla
LYX'in çarpımsal Laplace dönüşümünü elde ediyoruz. Sonra yine ters Laplace, ters çarpımsal Laplace dönüşümünü alarak istediğimiz çözümü buluyoruz. Biz daha önceki çalışmamızda verilen çarpımsal diferansiyel denklemlerin nasıl çarpımsal Volterra integral denklemine dönüştürüldüğünü çalışmıştık. Bunun yardımı şu şekilde verilen çarpımsal diferansiyel denklemi integral denklemine dönüştürerek de benzer şekilde çarpımsal Laplace dönüşümü yardımıyla çözümünün de elde edilebileceğini bir örnekle burada ifade ettik. Olabildiğince kısa gitmeye çalıştım ama beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Nihan Hanım, elinize sağlık. Sesim geliyor mu? Geliyorum, duyuyorum şu an. Teşekkür ederim. Biraz teorik çalışıyorum ben ama. Elinize sağlık. Ben matematikçiyim. Bir iki şey soracağım izin verirseniz. Tabii ki. Bu 8 eşitliği vardı. O tanım sizin tanım mı? 8 eşitliği. Hemen döneyim mi hocam hangisiydi? Evet. Bu tanımı siz mi verdiniz? Evet ben verdim hocam. Bir önceki çalışmada bu tanımı şeye uygun olarak verdim. Lineer dönüşüm, yani çarpımsal lineer dönüşümleri çarpımsal Volterra denklemlerinin dönüşmesi gerekiyordu. O dönüşümü sağlayacak şekilde uygun bir çarpımsal Volterra integral denklemi tanımını böyle elde ettik. Tez öğrencimle beraber çalışmıştık. Yalçın diye referans verdiğiniz... Hocam Yalçın diye referans verdiğim şey çarpımsal Laplace denklemlerini onlar bulmuşlardı. Ben çarpımsal Volterra integral denklemlerini tanımladım. Onların bulduğu yani tanımladığı çarpımsal çarpımsal Laplace dönüşümleriyle kendi tanımladığım Volterra integral denklemlerinin çözümlerini elde ettim. Yayın yaptınız mı bunu? Hocam sadece şeyi yayın olarak yaptım. Ben öncelikle çarpımsal Volterra integral denklemlerini tanımladım. Onların biliyorsun literatürde mesela çarpımsal diferansiyel denklemler çok fazla çalışılmış. Bunlarla çarpımsal integral denklemleri arasında ben bağıntı kurdum. Çözümlerine daha yeni baktım. Anladım. Kaç yılında verdiniz bu tanımı? Hocam daha yeni. Daha 2019'da yeni. Öğrenciyle çalıştım. 2020'de yayın yaptık. Anladım. Çok tebrik ederim vallahi sizi. Ben matematik mezunuyum ama doktoram istatistikte. Bir şey daha soracaktım. Bu lambda diye bir parametre vardı bir yerde. 8 eşitliğinde miydi? Hani o kernel'ın olduğu yerde. Ha, onu silmeyi unutmuşum. Şöyle lambda parametresini kullanabiliriz. Ama buradaki lambda parametresi hocam normalde mesela integrallerde integral denkleminde şurada çarpı olarak oluyor. Burada K'nın önünde çarpı olarak gelebiliyor. İsterseniz o şekilde de tanımlayabiliyorsunuz. İsterseniz direkt lambda 1 eşitti şeklinde de alabiliyorsunuz. Siz bir aldınız herhalde. Evet bir olarak yaptım. Yani öğrenciyle öyle yapmıştık. O yüzden bozmamak adına böyle yaptım. Ama lambdalı olarak da yazacağım hani ileriki şeyde. Yani biz çok büyük bir farklılık yaratmıyor zaten. Sadece tamam. Sabit bir çarpan olarak geliyor. Anladım. Bir şey daha soracağım. Şu AX kare eşittir bir eşitlik daha yazmıştınız. Neresi? AX kare. Örnektir galiba. AX kare eşittir. Şu mu? Evet. E üzeri X kare eşittir. Evet hocam burada. Şimdi biz bu AX kareyi hani Gauss dağılımı var belki biliyorsunuzdur. Gauss dağılımını duydunuz mu? Ya da normal dağılım. O da E üzeri eksi 1 bölü 2 x kare ifadesi var ya onun içinde. O tip bir şeyi uygulayabilirsiniz gibime geldi. Bu E x karenin biliyorsunuz integrali yok. Belirsiz integrali. Tamam hocam hemen bakayım. Yani size bir tane şey o istatistik çok önemli. Tamam. Hocam istatistikle ilgili çok bir bilgim yok yani. Ya şimdi yalan söyleyecek değilim ama değerlendireyim. Teşekkür ediyorum. Yok şöyle. Onun başına bir eksi koyuyorsunuz. Eksi 1 bölü 2 E üzeri X kare. Tamam. Tamam mı? Altında da 1 bölü karekök içerisinde 2 pi var. Tamam hocam ben buna hemen araştırır bakarım ona. Standart normal dağılım deniliyor.
Orada bir şey yaparsanız devamı çok gelir. Yani. Tamam, tamam. Uygulama alanına girmiş olurum. Güzel olur hocam. Tamam, bakacağım ben ona. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz o integralleri nümerik olarak hesaplıyoruz. Tamam. Analitik çözüm olmadığı için. Tablolar tamam, falan zaten olur. Bunların ben daha genel haline de bakıyorum açıkçası. Şimdi bu ilk başta bahsettiğim Grossman ve Katz diye bahsettiğim bu Nintin'in daha genel bir kalkülüs. Mesela orada da yapmaya çalışıyorum. Orada istediğiniz gibi mesela alfa, beta özel üreteçler alıyorsunuz. Daha farklı sonuçlar da elde edilebiliyor. Bu söylediğiniz uygulamaları bir orada da deneyebilirim. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Gauss dağılımı ya da standart normal dağılım olarak geçiyor literatürde. Orada merkezi limit teoremleri falan filan var. Anlarsınız çok rahat dilerseniz. İsterseniz bu makalenizi bana gönderin yayınlanmış olanı. Bir bakayım tamam, ben olur ona. Hocam. Yayınlanmış olanı göndereyim size, olur. Bir şey daha soracaktım. İleride de bunu sadece tek değişkenler için mi yaptınız? Yoksa çok değişkenli... Tek değişkenliler için hocam. Eğer çok değişkenli yaparsanız o da çok iyi bir şey. Tamam, denerim. Eğer istatistikte o... devamı gelir diyorsanız bakarım hocam. Çok rahat gelir. Tamam. Yani siz çünkü aralarındaki çok hızlı olduğu için eşitliği de yazamadım. Bundan sonra çok önemli şeyler vardı o teoremler. Birbirleriyle geçiş vardı ya. Oralarda çok önemli. Biz Laplace dönüşümünü, konversiyonu falan filan çok kullanıyoruz. Tamam. Teorik şey. Hocam onların zaten en genel hallerini de çalıştım ben. Başka bir sempozyumda onu da sunmuştum. O biraz daha zor. Onu biraz daha böyle irdelemem gerekiyor. Belki oradan da bakabilirim farklı uygulamalara. Bana güzel fikir verdiniz. Teşekkür ediyorum. Biraz daha aşağı iner misiniz? Çok hızlı olduğu için şey yapamadım. Çok hızlı gittim hocam. Çok hızlı değil de. Az daha inerseniz bir şey daha kafama takılmıştı da. Bu kısım mı? Bir teorem mi vardı? Teorem mi vardı sizin? Teorem hocam şurada. Volterra integralleri. Volterra integralleri ile ilgili. Bu kernel nasıl seçiliyor? Hocam şimdi var ya. Bu Volterra integral denklemlerinin normalde konvolüsyon tipi olanın Laplace'da yapılmış hali vardı. Ben de çarpımsal da tanımlayınca çarpımsal Laplace dönüşümü de tanımlanmıştı. Onda nasıl uyarlanabilir diye baktım. Yani gelir mi? Biz uyarlayabilir miyiz? Sonuç elde edebilir miyiz? Tabii tüm integral denklemleri için çözüm elde etme şansınız olmayabiliyor, çıkmıyor ama bazıları için basit bir şekilde çözümlerini elde edebiliyorsunuz burada. Zaten biliyorsunuz konvolüsyonla Laplace transform arasında ilişki var yani. Evet, burada da hocam zaten çarpımsal arasındaki ilişkiyi çalışmış hocalar. Evet, siz onları geniş, o tanıma uygun bir şekilde genişletmişsiniz. Anladım ben problemi. Yani ben mesela bunu daha geniş haline elde ettim non-limiting kalkülüste. Orada mesela hocam iki tane, yani şöyle söyleyeyim, tanım kümesi ve değer kümesi farklı operatörler tarafından üretiliyor ve hepsinde işlemleri değiştirebiliyorsunuz. Bu en başta bahsettiğim mesela kalkülüs çeşitlerine göre geometrik, harmonik, kuadratik, bigeometrik, ama en çok mesela geometrik, bigeometrik bunlar kullanılıyor. Çarpımsal da biraz geometrikten faydalanarak aslında biraz daha basit hali olarak elde edilmiş. Ben şu genel halleri içinde zaten Laplace dönüşümü tanımı ve konvolüsyon işlemlerine baktım. Çıkardım onları. İnşallah onları da yayınlayacağım. Elinize sağlık. Başka dönüşümler de var. Onu da genişletebilirsiniz. Bakayım hocam sırayla. Diğerlerinin çarpımsalını yapmışlar da non-limiting yanında hiçbiri yok. Laplace'ı yaptım şu anda. Diğerlerine de bir bakacağım. Eğer uygulama alanlarını güzel bulabilirsem, devamlılığını görürsem uygulama anlamında. Çünkü ben biraz teorik çalışıyorum. Analizciyim yani. Fonksiyonel analiz daha çok çalışıyorum. Biraz analizle uygulamayı birleştirmek istedim açıkçası. Hangi üniversitedeydiniz? Gümüşhane Üniversitesi'ndeyim hocam ben. Matematik bölümü. Değil mi? Hocam matematik mühendisliği diye geçiyor burası. Ha, lisansınız? Ben bölüm hocam. 19 Mayıs matematik bölümünden mezunum. Tamam.
Elinize sağlık, başarılar dilerim. Çok iyi. Çok sağ olun katkılarınızdan dolayı. Kaos dağılımına bakarsanız tamam. Oradan en az 50 tane makale yaparsınız. Tamam hocam, not ettim ben onu. Çok teşekkür ediyorum. Bana da gönderin bir bakın. Tamam, tabii ki. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Başarılar dilerim. Çok sağ ol. Bir arkadaş daha vardı. Gelmemişti. Geldi mi acaba? Şükrü Bey'di galiba. Şükrü Bey yoksa bir tek ben kaldım. Ben de başlayayım. Başlayayım arkadaşlar. Herhalde gelmeyecek. Ben sizin gibi genç olmadığım için böyle profesyonel hazırlayamadım. PDF sunacağım. İzin verirseniz. Nasıl yapılıyordu? Ha, şehir screen yapıyorduk. Bir saniyenizi alıyorum. Uygulama penceresi dedim ama. Niye ben açamadım anlamadım. Ekranınızı paylaşın diyor. Nereden paylaşıyorduk arkadaşlar ya? Ben ekran paylaşma. Bir saniye. Kusura bakmayın, bekleteceğim. PDF'i açtım. Share screen diyorsunuz hocam. Hocam yeşil buton olarak görünüyor zaten ekranınızda. Tamam, onu yaptım da PDF'i gösteremiyorum. Geldi, tamam. Üç tane sunumum var. Bir tanesi güvercinlerle ilgili. Güvercinlerin bir sürü çeşidi var. Ben Adanalıyım. Adana dalıcı güvercinler üzerinde çalışıyorum. Şimdi birkaç tane resim, grafik gösterip ondan sonra matematiksel kısmına geçeceğim. Zamanımız da var. Sizi fazla esir etmeyeceğim. Hızlıca anlatacağım. Şimdi şurada bunlar benim yavrular. Bunlar yumurtadan çıktıktan sonra her gün işte o terazide, elektronik terazide 1 gram mıydı, 2 gram mıydı hassaslığı, öyle ölçüyorum. Şimdi bunların ölçümünü almak kolay değil. O kendi başına bir mesele zaten. Kimisi bir hafta sonra ölüyor, kimisi 10 gün sonra ölüyor vesaire. Böyle bir zorluğu var. Bu yavru bu herhalde bir haftalık falandı. Bu en son bu hale geliyor bu. Büyüyor yani. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye ölçüyorum. Ha burada kimisi işte bir haftalık, kimisi 10 günlük falan böyle tüyleniyorlar. Şurada bir tane grafik var. Ekranı görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar, evet hocam, görüyoruz. Evet hocam, görüyoruz. Mesela burada ne yapmışım? 60 günlük ağırlık ölçümleri bir tanesini. Tık 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 bu işte şuraya kadar 25 güne kadar gördüğünüz gibi bir büyüme grafiği de deniliyor buna. Böyle büyüyor. Ondan sonra belli bir yerden sonra işte zaten bu gelişmiş oluyor. Gelişmiş oluyor. Belli yerde küçük küçük salınımlar oluyor. Şuraya kadar bakarsanız 25'e 25-26'ya falan böyle hızlı bir şekilde gidiyor bunlar. Büyüyorlar. 25-30 günde. Ondan sonra da böyle sabit geliyor. Hatta bu virüs hikayesinde bu grafikleri görmüşsünüzdür devamlı. Birikimli olarak. Birinci gün şu kadar hasta oldu, ikinci gün hasta oldu diye. Hatırlarsınız belki onu. Ama bakın burada bir mavi bir pembe var. Bu bir tanesi erkek, bir tanesi dişi. Yavrular. Erkeklerle dişiler hemen hemen aynı şekilde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Bu da ne olmuş? Böyle 25. güne kadar falan hızlı hızlı bir şekilde büyümüş. Ondan sonra sabit gitmiş. Bunlara büyüme eğrileri de diyorlar. Acaba bunların matematiksel modelleri nedir? Problem bu. Başka grafik var mıydı? Mesela bir tane daha koymuşum. Bu ne zamana kadar? 24 gün. Demek ki 24 günden sonra öldü. Burada bakın 4 tane var. Bu 3-1-E, 3-1-D, 2-4-D, 2-4-D diye gidiyor. E'ler erkek, 3-1-D bunlar dolap gibi bir yerde besliyorum ben. Her bir dolabı matris gibi düşünüp 3-1, 3. satırdaki birinci göz,
demek bu. Kütüphane gibi düşünün. Bunlar kardeşler yani. 3-1 ile 3-1 de. Öbür başka bir çiftin iki yavrusu var. Bazen bir tane yavru çıkıyor iki yumurtadan. Bazen hiç çıkmıyor. Bazen ikisi birden çıkıyor. Bunu da 17 günlük koymuşum. Başka var mı? Ha. Bir tane var 99 günlük dikkat ederseniz. Bakın yine 25. güne kadar bunlar hızlı bir şekilde artmış. Ondan sonra sabit olmuş. Bu çocuklar için de böyle. Hemen hemen. Hatta ana sağlık ocakları var. Bebeğinizi götürüyorsunuz. Doktor bunları kaydediyor. Kilolarını falan. Normal mi değil mi vesaire. Bunları şey yapabilmek için. İşte kusura bakmayın devamlı su içiyorum. Bir tansiyon böbrek sorunu var. 5-6 tane ilaç içiyorum. Ağzım kuruyu veriyor. 99 gün sabır işi 3 ay. Düşünün yani. Tatile bile gidemiyorum bunlar yavrulandığı zaman. Her gün ölçmem lazım. Problem bu. Yani bunların matematiksel modeli ne? Dünyada geliştirilmiş bir sürü model var. Bunu kapatıyorum. Geçerli sekmeyi kapat. Burada da bunu makale olarak yapıyorum da yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Kusura bakmayın. Şurada bir şey göstereceğim. Problemi herhalde anlattım. Dünyada yapılan çalışmalar. Şurada lineer olmayan modeller var. Burada işte logistik, research falan filan diye böyle konferans bu alanda uğraşanlar bilirler. Hatta bu koronavirüs çıktıktan sonra bu modellerle ilgili de ben makale gönderdim. Acaba bu hani her gün açıklanıyor ya 100 kişi oldu, 5 kişi oldu falan filan diye ilerliyor. Bunlardan acaba hangisi uygun diye. Bu modeller zaten var. Modeller zaten var. Önemli olan yeni modeller geliştirmek ya da var olan veriler acaba bu modellerden hangisine uyuyor diye. Bunlar non-linear modeller. Burada alfa, beta falan gibi parametreler var. Bunların biyolojik anlamları da var. Onlara geçmeyeceğim. Bunları da teker teker anlatmayacağım. Literatürde en çok kullanılanlar bunlar. Şimdi burada elinizde gerçek veri var. O demin söylediğim şey vardı ya. Şuraya geleyim. Şimdi elimde bir sürü güvercin var. Yavrusu. Bunları ben teker teker inceliyorum. Bunlar her zaman yumurtlamıyorlar. Yavru üretmiyorlar. İşte baharda genelde yumurtlamaya başlıyorlar. Dolayısıyla aynı anda en fazla birkaç çiftin yavrusu oluyor. Ölüyorlar, ölüyorlar falan. Neyse. Şimdi burada dikkat ederseniz şurada 42 gün ya da 43 gün var. Bu kaç tanesinin 30'a yakın yavru var burada. O 30 tane yavrunun o deminki gördüğümüz grafikleri vardı ya. Hepsini günlük toplayıp birinci günde onların ortalamasını al. Şu kırmızı grafik o. İsterse 100 tane olsun. Siz birinci günde ölçtünüz, kaydettiniz bir tanesini. Başka bir tanesini ölçtünüz, birinci günde kaydettiniz. Vesaire onların hepsinin ortalaması şu grafik. Şu grafik, kırmızı olan. Dünyayı düşünün virüs olarak. Türkiye'deki birinci gündeki vaka sayısı, Amerika'daki birinci gündeki vaka sayısı, işte İtalya'da falan topladınız, dünyayı modellemek istiyorsanız onların ortalamasını aldın. Bunu başka yerlere de uygulayabiliyoruz yani. Bu kırmızı gerçek o ortalamalar. Mesela tavuk çiftliklerinde ne yapıyorlar? 1000 tane ya da 100 tane civciv var. Onlar kuluçka makinesinde ürettikleri için 100 tanesini şey yapıyorlar, teraziye tartıp 100'e bölüyorlar. Onların işi kolay. Kuluçka makineleri var. Hemen şeyden çıkıyor işte 17-18 günde. O 100 tanesini alıp ölçüyor. Bunu koyunlar için, sığırlar için, işte teknik bıldırcın, çiftlik hayvanları falan kullanıyorlar. Orada çok önemi var. İşte bunların gelişimi nasıl gidiyor? O çiftlik önlemleri alabilmek için kesim zamanları neyse onları belirlemek için. Demin yukarıda söylediğim o nonlinear modellerden
Acaba hangisi uygundur diye baktığımızda bazı ölçütler de var. En küçük fareler falan diye istatistikle uğraşanlar bilirler. Matematikçi hocamız da. Orada işte optimizasyon yöntemleriyle o parametreler tahmin ediliyor. Ondan sonra bunlar için nümerik yöntemler var, özellikle programlar var vesaire. Şimdi o modellerden en iyisi Richard modeliymiş. Bakın şu orijinal data dediğim kırmızı, pardon demin ya, maviler. Maviler o 30 tane vercinin ortalamasından oluşuyor. Bu Richard modeli de teorik model, matematiksel model. Bunlar bazı fizyolojik kabuller matematiksel olarak, diferansiyel denklemlerin çözümü olarak ortaya çıkıyor. Bunlar ta Malthus'tan başlıyor. İktisatın temeli de Malthus. İşte nüfus var. Bu nüfusu nasıl doyuracağız? Kaynakları nasıl kullanacağız diye öyle bir sürü büyüme modeli var. Bunlar çıkmış. Daha böyle 1700-1800'lü yıllarda. Bunların içinde en iyisi Richard modeliymiş. Niye öyle yapılmış? İşte bazı ölçütler var. Mesela bilmem ne, R kare falan değeri diye. Bu mean square error dediğimiz gerçek verilerle görülen verilerin arasındaki farkın ortalaması. Zaten o şurada bir şey vardı. Şurada bir fonksiyon var. Bu t var. Bu gerçek değerler. F dediğimiz de o içinde parametrelerin olduğundan lineer fonksiyonlar. Bu minimize olacak şekilde şey yapıyorsunuz. Bu alfabetaları tahmin ediyorsunuz. Bunlara tahmin edici deniliyor. Bu ölçüye göre yaptığınızda parametreleri tahmin ettiğinizde bu MSL ne kadar küçükse gerçek veriyi açıklıyor demek. Burada 80 nokta bir şey olmuş. Öbürlerine bakarsanız bundan daha büyük. Hatta çok büyük olanlar da var. Bu Richard modeli MSE ölçüsüne göre R kare de belirlenimcilik katsayısı diyorlar. Onun da büyük olması lazım. Dikkat ederseniz en büyük hem şu en küçük olacak, şu en büyük olacak. Şu MAPE'de neydi unuttum adını. MAPE neydi? Neyse o da bir ölçüt. Gerçek değerlerle modelden elde edilen şeyi ölçtü. Bu güvercinlerin modeli, Adana cinsi güvercinlerin modeli Richard modeline uyuyor. Literatürde yok. Güvercinler ilgili hiçbir literatürde büyüme modeli çalışmamışlar. Güvercinlerle yaptığım şeyde de Richard modeli çıktı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyoruz hocam. Durum bu. Sorduğunuz bir şey varsa sorun. Biraz matematik ağırlıklı. Var mı arkadaşlar? Hocam izninizle. Tabii. Burada benim merak ettiğim hocam çevresel etkilerin sıcaklık, ısı, etkilerin bu Richard modeline etkisi ne şekilde oluşturulabilir? Şöyle, şimdi bunlara aynı CM'i verdim. Hiçbir vitamin falan filan yok. Aynı CM derken buğday. Bazen de karışık yem. Başka şeyler var. Ama bunların üzerinde çalışırken sadece buğday verdim. Hiçbir vitamin, ilaç, iğne, aşı falan filan yok. Onlara çevre aynı çevre. Bunları fakültede kümes yapmıştım. Orada besledik. Tek değişkenlik şu olabilir. Hava koşulları olabilir. Ona da yapacağım bir şey yok. Hepsi aynı ortamda kaldılar. Bunu ben veterinerlik fakültesi dergisine gönderdim. Birincisi etik kurul kararı istediler. Siz daha iyi bilirsiniz. Abdurrahman Bey'di değil mi? Abdurrahman Bey miydi? Ben Çağlar hocam. Çağlar Seyir. Ha olur. Çağlar Bey. Ya benim böyle hafızam yok da. Niye kabul etmediler? Etik kurul kararı istiyorlar. Ben de dedim ki ben deney yapmadım. Gözlem yapıyorum sadece. Tamam mı? Evet.
Bu gözlem midir, deney midir Bey? Gözlem hocam. Gözlem. Bunu ikna edemedim. Beni süründürdüler. Bilmem ne bakanlığına gönderdiler, oraya gönderdiler. Tamam. Deney hayvanları sertifikasına sahip profesör hekim bir arkadaşın o sertifikasını da koyduk. Bu sefer de dedi sizin kümese onay almanız lazım. Düşünebiliyor musunuz? Onay almanız lazım. İkna edemedim. Sonra başka bir yere gönderdim. Bu sefer de dediler ki niye 28 ya da 38 tane güvercin de yaptın? Ya bu deney yap, deney değil bu da. Gözlemler almak için 4 sene uğraştım zaten ben. Literatürde yok. Sadece o verileri yayınlasanız bir makale yani. Bırak değerlendirmeyi. Ondan sonra niye 42 gün ya da 45 gün ya? Ya hayvan zaten 45 günde yetişkinliğe ulaşıyor. Bunun fizyolojisi var mı? Ya güvercin üzerinde bir şey yok ki. Danışma. Ben nereden bulayım onu? Sonra şimdi yurt dışına hazırlıyorum. Yurt dışından bir tane bilim adamına yazdım. Adam da tesadüf büyük enstitünün başkanıymış. Bilmiyordum. Ben bunları inceleyeceğim dedi. Onlar da tavuk ya da bir şeyler üretiyorlardı. Türkiye'de insanları ikna etmek mümkün değil. Gözlemle deneyi anlatamadım ya. Vazgeçtim Türkiye'de yayın yapmaktan. Bu var olan modeller. Bana yanıt şuydu. Bunlar literatürde çok kullanılıyor. Değeri yok. Ya güvercin üzerinde yapılmış çalışma yok. İkincisi bunlar vardı. Olmayan bir model geliştirip gönderdim. Editörün cevabı şu. Bunlar literatürde rutin olarak kullanılıyor. Dünyada bir tane makale göster dedim cevap vermiyor. Üstelik bizim üniversitenin SC'ye girmiş veterinerlik dergisi. Türkiye'de insanların bilim yapması deveye hendek atlatmaktan daha zor. Şimdi bunların hepsini yurt dışına göndereceğim. Hem de bizimki gibi uyduruk dergi değil. SC'nin kübüre girenleri. Adama gönderdim. Bir saat sonra verdi. Çok değerli bir çalışma diye. Bizimkilere rutin bir makale gönderin diyorum. 10 kere yazdım. Cevap vermediler. Affedersiniz yani. Sinirlendim. Kusura bakmayın. Nasıl zamanımız var diye. Hocam estağfurullah. Çok haklısınız yani. Türkiye'de durum böyle. Estağfurullah. Ya bu kadar olmaz ya. Deneyi anlatamadım. Ağaç Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiler. Orman Bakanlığı'na gönderdiler. O evraklarımın hepsi duruyor. Toplasam bir tane kitap var ha. Başvurularımı. Biz hayatımızı vermişiz bu işe. Neyse. Konu bu yani. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz paylaşımınız için. Yani hem seviyorum hem araştırma yapıyorum. Dünya literatürü girsin diye uğraşıyorum. Adamların dediğine bak. Niye 42 günlük yapmışım? Ya elimde 40 tane veri var. 42 tanesini aldım. 90 günlük olan da var. 40 tane güvercini 90 gün nasıl gözlemleyeyim ben? Zaten 45 günde erişkin hale geliyor bu. Gördünüz ya grafiği gösterdim 90 günlükte. O güvercinlerin en iyi bazı değerleri 15-20 bin lira. Ha güvercinlerin sertifikasını getir dediler. Ya güvercin sertifikası olur mu ya? 10 tane veterineri aradım ya bari sizden aldığımı gösteren bir belge yapın diye. Videom görünmüyor mu? Şey, görüntü. Görüntü mü geliyor ekran mu? Ekran görüntünüz var hocam. Bak şimdi geliyor mu? Evet. Tamam kusura bakmayın tam beceremedim. Yani Türkiye'de bilim yapmak acayip zor ya. Öldürüyorlar adamı. Ne olacaktı? 4 sene boyunca da vazgeçtim. Oldum da zaten de iyileştim yani. Bunu şey yapayım. Nerede o PDF? Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Soracağınız bir şey yoksa. Onu kapattım. Şimdi öbürüne geçeceğim. Zamanımız var. Ama yine de ben sizi fazla şey yapmayacağım. Önce PDF'i açıyorum.
Sonra ona geldim. Şehir sıfırı bulduk. Uygulama penceresi. Hah, şu paylaş. Geldi mi arkadaşlar? Geldi hocam. Tamam. Arkadaşlar diyorum, kusura bakmayın, dersten alışkanlık hocalarım değil daha iyi. Şimdi bu çalışmada EEG diye bir şey var, biliyorsunuzdur. İnsan beynine elektrot takılıyor. Oradan ölçümler yapılıyor. Bu elektrotlar sayesinde. Elektro EEG deniliyor kısaca. Bir de bunlar uyku çalışmalarında da yapılıyor. Yani bir uykuda yaptık. Uyku laboratuvarları var, duymuşsunuzdur belki. Nasıl yapılıyor bu? İnsanın beyin kafatasına bir sürü elektrot bağlanıyor. Çeşitli kanallar var, kaydediciler var. Dijital ortamda kaydediyor. 8 saat boyunca kaydediliyor bu. Cihaza bağlanıyor. Böyle 15-20 tane 2 gün yattım hatta. Kendi üzerimde de kayıt aldık. Şimdi bazı hastalıklar uykuda çözümleniyor. Çözümleniyor de anlaşılabiliyor. Uyku apnesini duymuşsunuz herhalde. Sonra bu uykuyu devam ettiren süreç nedir? İşte REM var, evre 1 var falan filan, onları da duymuşsunuzdur. 5 tane evre var. Yani bu 8 saatlik kayıtlar alınıyor. Bazı epoklar var. Epok dediğimiz 30 saniyelik kayıt. 30 saniyelik kaydın içinde de 6000 tane nokta var. O noktalar şu demek, nöronların arasında potansiyel farklılığı oluyor. Birbirinden birbirlerine haber gönderirken. Yani bazı nöronların toplu ve hareketinden kaynaklı potansiyel farklarının ölçülmesinden elde ediyor. O robotlar bunu ölçüyor. Düşünün, 30 saniyede 60.000 tane veri, 8 saat boyunca bunlar kaydediliyor. Sonra konusunda uzman psikiyatrist 30 saniyelik epokları alıyor, uyku skorlaması diye bir şey çıkarıyor. Şurada bir tane grafik göstereyim de daha iyi. Matematiğini anlat. Sonra anlatırım. Şurada bir buraları da geçeyim. Gerçek. Figür 9A diye bir şey var. Görülüyor herhalde. Şimdi bu 0, orada da 6000 var. Dikkat ederseniz böyle rastgele bir sinyalmiş görünüyor. No spindle demişim. Spindle'ı da söyleyeceğim şimdi, problemin ne olduğunu. O 30 saniyelik bu figüraya bakıyor psikiyatrist. Bu diyor ki birinci evre ya da ikinci evre, bunda uzmanlaşıyorlar. Yani uzmanlıklarını bu alanda yapanlar var. Uzmanlığını bitirip daha sonra yapanlar var. Bunlar çok emek isteyen çalışmalar. Kayıt almak başka bir şey. Onları 30 saniye incelemek başka bir şey, oradan uyku skoru çıkarmak başka bir şey vesaire. Dünyada standart bir yöntem yani bu uyku skorlaması. Evreleme de öyle. Hani rüya dönemi falan, REM var ya, oralarda. Uykusuzluk da Türkiye'de ya da dünyada büyük bir sorun. Bunun neden olduğunu araştırıyorlar. Bir de uykuda bazı hastalıklar teşhis edilebiliyor. Ya da normal insanın kayıtlarıyla özür dilerim, depresyondaki bir hastanın ya da şizofren birinin ya da duymuşsunuz psikiyatride bir sürü hastalık sınıflaması var. Acaba uykudan ne oluyor? Problem bu. Şimdi 30 saniyelik veriyi görüyorsunuz. Öyle böyle rastgele bir iş gibi görünüyor. Bu kaçıncı evreydi unuttum. Yukarıda yazıyordu. Ona bir baktık. Bu neymiş? Bunda da no spindle yazmışız. Spindle diye bir şey var. Onu söyleyeceğim şimdi. Burada da bakın, hiç böyle
farklılık yokmuş gibi görünüyor. Bir yukarı çıkmış, bir aşağı çıkmış. Beynimiz çalışırken bunlar çıkıyor yani. Hiç durmuyor beyin zaten. Neyse, biraz daha aşağı ineyim. Figür 11A. Bakın diğerlerinde sanki farklılık varmış gibi görünüyor gözle bakınca. Şu 2000 küsüre gelinceye kadar, 2000 küsüre gelinceye kadar deminkilere benzer bir rastgelelik varmış gibi duruyor. Şurada bir şeyler var. Şurada derin bir pikler var. Şurada böyle giden bir şeyler var. Sonra yeniden şeye dönmüş. Böyle rastgeleymiş gibi görünüyor. Buna bakınca hepsi zaten rastgeleymiş görünüyor ama rastgele değil. Rastgele bir sinyal gibi değil yani. Şimdi buradaki şeylerin frekansına göre, sıklığına göre vesaire bu piklere göre isim vermişler. K kompleksi bilmem ne falan filan gibi. Bu K kompleksi şuradaki bunu tespit etmek kolay. Dikkat ederseniz. Yani şunlardan belirgin bir şekilde ayrılıyor. Fakat şöyle bakın bu 30 saniyelik olduğuna göre şurası 0.5 saniye falan olabilir şu bölge. Şu bölge biraz daha uzun. İşte böyle bunun tanımı da var. Kaç frekans yukarıda yazmıştım unuttum şimdi. Benim çalıştığım konu şuradaki tırtıklı yerler var ya bunlara uyku EEG diyorlar. Spindle diye geçiyor. Uykunun sürdürülmesinde en büyük rolün bu uyku iyicikleri olduğu modeli var dünyada. Şimdi bu 30 saniyede bundan kaç tane var? Hangi evrede kaç tane var? Bir de bunların süreleri ne kadar? Problem bu. Ve bunu 8 saatlik uykuda yapacaksınız. Uyku kayıtlarında. Bir de düşünün binlerce, milyonlarca şey olduğunu, insan olduğunu. Bunu tespit edip otomatik olarak uzunluğunu, sayısını, ortalamasını vesaire çıkarmak büyük bir problem. Halen çalışıyor dünyadakiler. Sonra bu kayıtları incelerken en önemli, en iyi şeyi yapan normal psikiyatrist. Manual diyorlar buna. Psikiyatrist çok uzmansa zaten hemen anlıyor. Ama bazı yerlerde karıştırıyor uzman. Bakın şu da spindle ama çok az uzmansanız bunu karıştırıyor. Bakalım. Şunu ayırmak daha kolay. Acaba bunları daha net bir şekilde gözle görülür hale getirip sonra da otomatik detektif için tespit edecek bir şey uygulanabilir mi? Problem bu. Deminkine baktığınız hiç böyle bir şeyler yoktu dikkat ederseniz. Sonra üzerinde anlatayım matematik kısmına girmeyin çok karışmasın diye. Şurada bir tane şekil var. Figür 10B. Burada spindle yok. İyicik yok. Bakın şurada da bir şekil var. Estimation of A1 demişiz. O bir parametrenin tahmini. Bir de estimation of R var. Bu da bunun tahmini. Bakın bununla bu hiçbir bilgi vermiyor. Bir farklılık görülmüyor. Fakat Şuna bakalım. Bakın şu spindle'lı orijinal seri, şu estimation of A1 var. Bunu şimdilik önemli görmeyin. Şuna bakarsanız figür 11C'ye tam şu spindle'ın olduğu yerde bu pik yapmış. Bu o küçük iyilik gözle ayırt edilmesi biraz zor. Yani ben biraz uğraştığım için ayırt ediyorum. Bazı psikiyatristler bile ayırt edemiyor. Ama şuna bakınca estimation of R'ye bakınca aynı yerlerde pik var. Yani ondan öncekilerle buraya geldiğinde şey yapıyor. Belirgin bir farklılık var. Ha, devam ettik. Bakın asıl iyilik burada. Orada daha belirgin hale çıkıyor. Ben şimdi psikiyatriste şu A'yı vereceğim. Bir de şu estimation of R'yi vereceğim. Psikiyatrist hem buna bakacak hem buna bakacak. 30
saniyelik epok diyecek ki iki tane spindle var uyku sporlamasını yaparken. Sonra bu da spindle'lı başka bir epok. 30 saniye. Bakın aynı şey bunda da görülüyor. Şuralarda bir şeyler var. Bakın şu estimation of Fred'e. Şurada da var. Bu da spindle. Bakın orada da belirgin bir şekilde çıkıyor. Bunlar, bu benim önerdiğim yöntem, çok basit bir yöntem. Çok basit. Şimdi literatürdekiler ilk önce buna ham veri deniliyor. Direkt beyinden kaydediliyor. Bunun üzerinde matematikçi arkadaş bilir, Fourier dönüşümleri yapılıyor. Bilmem ne. Discrete Fourier dönüşümleri var. İşte Laplace var. Bir sürü. O dönüşümleri yapıyorlar. Ondan sonra inceliyorlar. Benim önerdiğim yöntemde hiçbir dönüşüm yapmanıza gerek yok. Bunu alıyorsunuz. İşte o önerdiğim algoritmadan, yöntemden geçiriyorsunuz. İki şey alt alta koyuyorsunuz. Doktor bakacak şimdi. Uzman psikiyatri. Şu şekilde, şu şekilde alt alta koyduğunda hemen buna şey koyabilecek. Bu sıkıntı diyebilecek. Problemin özü bu. Bunun arkasında yatan matematik, simülasyon vesaire vesaire benim tahmin yöntemim üzerinde çalıştığım yöntem var. Adaptif bir yöntem. O adaptif yöntemi burada kullanıyorum. Yani teorik şeyi uygulamada kullanıyorum. Simülasyon da yaptım. Onlar da var. Gerçek verilerde de var. Bu sadece bir hastayla da yapmadık. Bir sürü hasta var. Bunlar simülasyon sonuçları. Yani yöntem çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Hatta şurada bir tane şekil var mı? Neyse oralar çok önemli değil. Şuraya tekrar geleyim. Öbürü de buna benzer. O yüzden onu hemen 5 dakikada bitireceğim. Şu şekle bakalım. Tekrar. Neredeydi? Aha, şurada. Durum bu arkadaşlar. Problem bu. Problemin basit bir çözümü. Çok kolay uygulanabilir bir çözümü. Zaten programlarımı kendim yapıyorum. 5 sene bilgisayar programcılığı da yaptım bankada. Bu ATM'lerin ilk programlarını yapan arasındayım. EEG cihazından veri okumayı, orada program yapmayı da biliyorum. Belki bununla ilgili patent de alacağım. EEG cihazı yapan firmalara teklif edeceğim. Açayım şurayı da, nasıl açıklıyordu bu? Durum görmüyor da böyle yanaşmak zorundayım. Birinci sunumum bu. İkincisi de buna benzer. Onu da hemen 2 dakikada bitireceğim. Sormak istediğiniz varsa öneriniz beklerim. Esra Hanım ne diyorsunuz? Ses gelmiyor. Hocam benim alanım değil ama çok güzel çalışmanız. Başarılar diliyorum. Çok güzel zaten. Hocam hocalar hepimizin alanına efendim? Hocalar karıştı yine herhalde. Nihan Hoca için herhalde soracaktınız. Ya ben yine karıştırdım. Olsun hocam. Sorun değil. Esra hocam da matematikçi diye biliyorum. Matematik eğitimi galiba evet. Değil mi hocam? Evet. Ben niye öyle karıştırdım anlamadım. İlk konuştuğumuz Esra Hanım hep ona oturdu. Nihan Hanım siz de matematikçiydiniz. Ne diyorsunuz? Hocam çalışmalarınız çok güzel. Güvercinler falan da güzel. Ben onu da beğendim yani. Çok değişik, enteresan. Benim babam mesela güvercin hastasıdır yani. Öyle mi? Evet. Nerede? Hocam o vallahi Samsun'da kendisi de besliyor. Öyle mi? Ben de evde besliyorum. Yukarıda 40 tane güvercinim var. Oo, babamı geçmişsiniz o zaman hocam. Selam söyleyin. Söylerim. Benim YouTube'da videolarım da var. Gençlere böyle güvercin sevgisi, matematik, algoritma, işte bilim ile ilgili şeyleri sevsinler diye gençlere video çekiyorum. Tamam hocam hemen bakalım. İsterseniz bakın babanıza tamam, da söyleyin. Tamam söyleyeceğim hocam. Ha, matematik
matematikçileri görmüşken öğrencilerinize tavsiye ederseniz bu bir reklamdır. Tamam. YouTube kanalıma gir. Tamam hocam. Öğrencilere yani bayağı, de iletelim. Bizde çok öğrenci yani, kalmadı hocam ama. Olsun. Özellikle matematik öğretmenlerinden rica ederim. Benim eski öğrencilerim de var. Matematikte de derse girmiştim. Onlara da böyle video çekiyorum. Gençler için videolar diye web sayfa var. Bu virüsten sonra biraz canım sıkıldı. Video çekip koymaya başladım. Gençler anlatsınlar. Güzel yaptın. Yani matematikle ilgili var. Algoritma nasıl yapılır? Ondan sonra bir de bizim insanları kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Yapay zeka diyorlar. Ben de yapay zeka yoktur diye onun hem teorik hem de pratik uygulamalarına yönelik videolar çekiyorum. Biraz nefret yapıyorum Türkiye'dekilere. Yapay zekacıyım diyor. Adamın türevi tanımından haberi yok. Bu virüs modelleri diyorlar. Ben 20 senedir bu güvercin modelleri var. Güvercin modelleri diyorum. Güvercinlerle ilgili çalıştığım için 30 senedir belki 5000 tane o virüs modellerini okuduk. Şimdi moda oldu. Herkes COVID-19 modellemesi yapıyor. Radyolar, televizyonlar ne diyorlardı bir ara? Hazreti, Ağustos bitecek. Simülasyon yapıyorlar. Simülasyon tahmin demek değil. Biliyorsunuzdur. Matematikçi arkadaşlar. Bizden sonra yanlış anlamayın da vaktimiz olduğu için sizin de anlayışınıza sığınıyorum. Türkiye'de bazı bilim adamı geçinenler insanları korku ortamına saldılar. Zaten millet korkuyor. Yanlış bilgilerle ben de onlara savaş açtım. Buna kayda geçiyor geçsin. Videolarımı da söylüyorum zaten. Sırf büyüme modellerinden, türevin tanımından başlayıp dünyada kullanılan virüs modellerini, virüs modellerindeki problemleri orada tahmin edebilmek için hangi yöntemleri bilmeleri gerektiğini anlattım. 7-8 tane nerede yayınlanmış makaleyi kritik ettim. Bir haftada makale yayınlanır mı arkadaşlar ya? Bir haftada. Bu şey ya, SC'ye güvenin dergi. 2000 dolar veriyorlar, makale yapıyorlar. Makalede de demin güvercinlerle ilgili modeli anlatmıştım ya. Bunlardan bir tane almışlar. Türk değil bunlar. Yabancılar. Yani dünyayı öyle bir karıştırdılar ki gözlemle deneyi anlatamıyorsunuz. İnsanları korkutuyorlar. Ben de gençlerden başladım. Ne yapacaksa gençler yapar. Şimdi ölüp gideriz. Virüse falan yakalanırız. Bari videolar kalır. Kusura bakmayın. Biraz doluyum da o yüzden anlattım. İkinci sunumum da yine Spindle'la ilgili. Onu da bir saniye açayım. Onu çok çabuk geçeceğim. Bu matematik yöntemlerini anlatmadım. Matematik yöntemlerini anlatmadım. Niye anlatmadım? Bir sürü şey var orada. Çok ilgi duyarsanız gönderirim. Bu onu da paylaşayım da bir saniye arkadaşlar. Bir acemilik var. Uygulama penceresi. Paylaş. Hocam kontrolümüz mü bu? Evet son arkadaşlar. Sabrınızı zorluyorum ama. Yok hocam. Geldi mi ekranın? Geldi. Ekran geldi hocam. Sunum görünüyor mu? Sunum geldiyse. Benim video bir kapanıyor bir gidiyor. Niye oldu anlamadım. Beni görmüyorsunuz değil mi şimdi? Hocam sunumu açarken muhtemelen kameranızı kapatıyorsunuz. Şu sol alt tarafta stop video, start video kısmı var. Neyse beni görmeseniz de olur. Önemli. Sıkıntı yok hocam. Sizin affınıza sığınıyorum. Problemi demin söylemiştim ya. Demin söylemiştim. Bu da başka bir çalışma. Başka bir yöntem daha önerdim bunun için. Görüntüm gelmiyorsa bir tane de sigara içeceğim. Çok şey oldum çünkü. Bakın burada silip EG diyor. Bu
Bunu biraz daha koyu çizdim ki iyi görünsün diye. Görülüyor mu arkadaşlar? Görülüyor hocam. Burada kındır yok. Şeyi anladınız. Herhalde anlatabildiysem. Koyu çizdim ki iyi görünsün diye. Bu da bir epok. Burada bakın deminkileri yuvarlak için aldım. Daha belirgin olsun diye. Aynı epok değil mi unuttum açıkçası. Aynıya benziyor. Problem söylemiştim bunların ortaya çıkarılması. Şimdi o burada da küçük çizdim. Aynı veriler olabilir. Şimdi başka bir yöntem önerdim demiştim ya. Orada da psikiyatrist uzmanının eline şu orijinal veri şu belli bir dönüşümden getiriyorum. Dönüşüm derken böyle Fourier plus falan filan gibi değil. Zaman domaininde çalışıyorum. Zaman ortamında çalışıyorum. Frekans ortamında çalışmak istemiyorum. Elektronik mühendisleri, mühendislikler daha çok onda çalışıyorlar. Onda anlamak biraz zor oluyor. Yani psikiyatristler nasıl Fourier dönüşümünü ya da frekans ortamını. Şimdi bu orijinal veri bir algoritmadan geçiyor, bir yöntemden geçiyor. Bir üç tane kısma ayrılıyor. Demin dikkat ederseniz bir kısma bakıyorduk. Bir şeyi tahmin ettik orada. Burada üç tane şey tahmin ediliyor. Orijinal sinyal ayrıştırılıyor. Ayrıştırılıyor. Burada spindle yok. Yoktu herhalde. Ha, burada. Üç tane yere böldük. Bakın hiçbiri bir şey bilgi vermiyor. Hepsi zaten orijinal sinyale benziyor. Buradan bir şey çıkıyor. Neyse. Buna geldik şimdi. Buna geldik. Bakın şimdi burada şu orijinal sinyal diye burada cycle diye bir şey yazıyor. Bunun olduğu yerde dönüştürdükten sonra yine belirgin ortaya çıkmış. Şuraya bakın burada da belirgin ortaya çıkmış. Cycle'da. Trend'e bakın. Trend de ortaya çıkmış. Aynı yerlerde. Drift diye bir şey var. Onda fazla çıkmamış. Bir tek şunda çıkmış. Şimdi uzman psikiyatrist bak şu yuvarlaklar var ya hepsinde de yuvarlak çıktığına göre hiç kuşkuya yer bırakmadan diyecek ki bunlar sıkıntı. Yani iki saat düşünmeyecek 30 saniyelik epok için. Çünkü teker teker böyle 30-30 saniye gidiyorlar. Eskiden dijital yoktu. Uyku laboratuvarında kağıda kaydediliyordu. Aynı deprem verileri gibi. Doktor zaten bıkmış. Sabahtan akşama kadar da bakıyor. Bu bir tanesini incelemek bir ayını alıyordu adamın. Orada o arada da hasta Allah'a emanet gidiyordu. Özü bu arkadaşlar. Bu öbüründe çok daha iyi ayırıyor. Hiç yine bir ön işlemden geçmiyor. Başka ne söyleyecektim? Ha bunu makale olarak çok iyi bir dergiye gönderdim. Bunlar literatürde olmadı ki. Şurada model olacaktı, matematiksel model. Şimdi 8-9-10'u söyleyip bitireceğim. GT dediğimiz arkadaşlar o E anındaki sinyal. Adam uykuya daldı. Elektrot takıldı. E dediğimiz ilk baştaki bu periyodu kaçtı? 30 saniyede 6000 tane olduğuna göre saniyede kaç tane veri alınıyor? İşte saniyenin bilmem kaçta biri. Bu Y oradan başlıyor. 8 saat boyunca bu gidiyor. Bu YT orijinali yani. Bu orijinal veriyi eşittir. Mt artı epsilon T diye bir şey var. White noise var. Hata terimi diye belki olabilirsiniz. Bunun üzerinde varsayımlar var. Bu mt dediğimizi bir daha kendisindeki değerle düşünüyoruz. Çünkü beynimiz T anındaki ürettiği sinyal T anındaki ürettiği sinyale bağlı. Beynin ürettiği sinyal. Bu da başka bir şeye bağlıdır diye düşündüm ben. Böyle bir model ileri sürdüm.
Burada bilinmeyen şeyler var. Bu mesela YT'yi gözlemliyoruz. Hani orijinal sinyal demiştim ama şunları gözlemleyemiyoruz. O bilgi veren yerler vardı ya ikinci, üçüncü satırdaki. Bir tanesi mü, bir tanesi beta. Bunları da tahmin etmek lazım. Tahmini de online tahmin etmek lazım. İstatistik literatüründe parametre tahmini sabit yapılır. Sabit. Bizimkisi online. Adaptif online yöntem. Bunları bu seriyi ayrıştırıp böldüğümüz zaman işte bu başka böyle matris formunda yazılıyor falan filan. Filtresi diye bir şey var. Ben onun üzerinde çalışıyorum. Hayatım onunla geçti. Onunla ilgili teorik çalışmalar da var. Bu da uygulama çalışması. Bu hale getiriliyor. Onun üzerinde var. Yazmış mıydım? Bir bakayım bir dakika. Onun en genel hali o modelleri. Bunlar matris, bunlar white noise, kovaryans matrisi falan filan var. İşte demin matematikçi arkadaşa dediğim şey bu WT'ye white noise deniliyor. Klasik uygulamalarda kaos dağılımı olarak alınıyor. Bu tek değişkenli de var. Tek elektrodu incelediğim için bu tek değişkenli. Birden fazla elektrot da bağlanmıyor. Kafaya bağlanıyor, gözün altına bağlanıyor, şeye bağlanıyor, kaslara falan filan. Mesela bir tanesi gözün altına bağlanıyor. Gördüğümüz anda göz fıldır fıldır içinde dönüyor. O dönerken kasa sinyal geliyor ve ediliyor. Dolayısıyla bizim ne zaman, nerede, kaç saniye rüya gördüğümüz %100 bir şekilde kaydediliyor. Diyemezsiniz. Çünkü biz hatırlamıyoruz bazılarını ama görüyoruz. REM dönemi olmadan hayatımızı sürdüremiyoruz. Eğer bir insanı öldürmek istiyorsanız 3 gün uykusuz bırakın ama gerçekten uykusuz bırakın. Bazen insan gözü açık bile uyuyor. Trafik kazalarının hepsi de REM döneminde oluyor. Farkında olmadan vücut REM dönemine sokuyor. REM dönemine sokmazsa yaşamını devam ettiremiyor. Dolayısıyla bu burada çok değişkenli de geliyor. Çok değişkenli kaos dağılımı var. Bu kaos dağılımı bu tip modellerde çok kullanılıyor. O yüzden matematik arkadaşa söylemiştim. İşte bunları tahmin etmek için çeşitli yöntemler var. Buradakiler hep matris, vektör falan filan. Bu Kalman filtresi diye geçiyor. Benim hayatımda bu Kalman filtresiyle uğraşmakla geçti. Bunu adaptif hale nasıl getiririz? Bunlar çünkü uydu ve haberleşmede çok kullanılıyor. Eğer bu Kalman filtresi olmasaydı Apollo uzay aracı ilk defa uzaya gönderilmezdi. 60'ta Kalman diye bir adam geliştiriyor. Matematikçi, elektronik mühendisi. MIT'den bunlar hep. Macar fakat Amerika'ya yerleşmiş. Ben de ekmek paramı bu Kalman filtresinden sağlıyorum. En son İşte bu şeyi de şunlara uyguladım. Şurada da göstereyim bir daha. Evet. Sorun bu arkadaşlar. Şu geldim mi ben? Gelemedim galiba. Şunu kapatmayınca benim şey çıkmıyor. Ha şimdi o PDF oğlum küçük de benim görüntü anladım. Sorun bu arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen bana aklınıza gelen öneri. Yoksa bitirelim. Sayın hocam teşekkür ederiz. Bu değerli çalışmanız şimdi Mevlüt'e hocamızın sorunuz var mı hocamıza? Sesiniz gelmiyor. Ses gelmiyor yalnız Mevlüt Hanım. Teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. O halde hocam bir fotoğraf alalım. Kameraya bakabilir misiniz herkes? Çağlar hocam sizin şeyiniz gözükmüyor yüzünüz. Biraz güneş tarafına alsanız evet. Tamam. Makyaj yapardık bilseydik.
Bir, iki, üç. Çektim. Teşekkür ederim. Evet hocam, Levent hocam sunumu kapatabilirsiniz kongreyi. Son oturum zaten bu bizde. Tamam. Bir şey soracağım. Bunu kaydını alıyorsanız sizden alabilir miyim? Hocam alabilirsiniz de biz biraz yüksek gigabyte yüksek videonun bir transferle gönderebilirsiniz. Olur, olur. Ben 3 gigabyte zaman gönderilebiliyor onda. Tamam hocam, o halde ben koordinatörümüzü göndereceğim. O koordinatörümüzü size iletecektir. Ama lütfen gönderin, hatıra olarak kalsın. Tamam hocam. Belki ben bunu YouTube kanalıma yüklerim. Diğer arkadaşlar da seyreder. İzin verirlerse tabii yüklememe. Tamam hocam, ileteceğim talebinizi. Çünkü çok değerli, çok değerli çalışmalar gördüm. Abdurrahman Bey'in çalışması, yanlış söylemeyeyim, ekrana bakıyorum. Esra Hanım'ın çalışması, Çağlar Hanım'ın çalışması, Mevlüt Hanım'ın çalışması çok değerliydi. Türkiye'de bilim de yaptığını görsün millet. Hiç çalıntı, çırpıntı yok. Öyle değil mi? Yani ben onu anladım. Hepimiz yani hepiniz gençsiniz. Bundan sonra çok daha iyi şeyler yapacağınızı düşünüyorum. Sadece gençlerden umudum var. Hatta bizim yaşımıza gelenleri emekli yapmak lazım 50'den sonra. Size bırakmak. Yöneticileri yönetmeyi de size bırakmak lazım. 40'ı geçene yönetici falan yapmayacağız. Benim şeyim bu. Yani yanlış anlamayın Mevlüt Hanım. Bayanlara yaş sorulmaz ama